arkadaşlar. Birlikte ana ve ara renkleri öğreneceğiz deney yaparak. Doğadaki bütün renklerin 3 ana renkten oluştuğunu göreceğiz. Sarı, kırmızı ve mavi ana rengimizdir. Bunların karışımından da ara renkler meydana gelir. Evet, dilerseniz birlikte görelim. Önce sarıdan alalım. Sarıyla başlayalım. Hemen suyumuzu renklendiriyoruz. Evet, bunu öğrendikten sonra bu karışımları kendiniz de evde deneyebilirsiniz. Çok eğleneceksiniz ve çok kolay da öğreneceksiniz. Akılda daha kalıcı olacak, emin olabilirsiniz. Önce sarımız hazır. İkinci ana rengimiz olan kırmızıyı alıyoruz. Hemen suyumuzu renklendiriyoruz. Karıştırırken fırçamızı bol bol sürüyoruz boyamıza. Evet, devam ediyoruz. Ve ikinci rengimiz de oluştu. Hemen üçüncü rengimize geçiyoruz. Üçüncü ana rengimiz mavi. Maviyi de karıştırıyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi mavimiz de hazır. Şimdi bu renkleri karıştırarak ara renklerimizi meydana getireceğiz. Önce sarı ve kırmızıdan alalım dilerseniz. Ve bardağımıza aynı anda boşaltıyoruz bir miktar. Evet. Mavi ve sarıyı karıştırıyoruz. Aynı anda boşaltıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şahane bir yeşil oluştu. Görüyorsunuz. Onu da bıraktık. İkinci ara rengimiz olan yeşili de oluşturduk. Acaba üçüncü ara rengimiz ne? Karıştırmadığımız kırmızı ve mavi kaldı. Bunları da bir karıştıralım bakalım. Ne meydana gelecek? Evet, gördüğünüz gibi mor. Üçüncü ara rengimiz olan moru meydana getirdik arkadaşlar. Evet, bir tekrar edelim, baştan bir bakalım. Ana renklerimiz 3 tane, sarı, kırmızı ve mavi. Bunların oluşturduğu 3 tane ara renk, turuncu, yeşil ve mor. Doğadaki bütün renkler bu renklerin karışımından, yani bu 3 ana rengin karışımından meydana geliyor arkadaşlar. Bir de renklerin dışında siyah ve beyazımız var. Bunlar renk değildir. Kesinlikle renk olduğunu düşünmeyin. Siyah ve beyaz nötrdür. Lekesiz, lekedir. Renk değildir. Peki ne işe yarıyor bunlar? Bunları da hemen görelim. Önce suyumuza biraz beyaz karıştırarak başlayacağız. Daha sonra ne işe yaradıklarını birlikte göreceğiz. Evet, beyazımızdan bir miktar alıyoruz ve suyumuzu görünür bir beyaz hale getiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi iyice suyu beyazlaştırıyoruz. Hayatta bazen farkında olmadan bu siyah ve beyazı renk olarak kullanıyoruz ama aslında renk değil bunlar. Eski fotoğraflara baktığımız zaman, siyah beyaz fotoğraflara ve renkli fotoğraflarla kıyasladığımız zaman aradaki farkı görürsünüz mutlaka. Neden onlara renkli demiyoruz? Renkli fotoğraflara renkli diyoruz ama siyah beyaz fotoğraflara renkli demiyoruz. Ya da eskiden siyah beyaz televizyonlar vardı, onlara renkli demiyorduk ama renkli televizyonlar çıktıktan sonra renkli demeye başladık. Buradan da anlayabilirsiniz siyah ve beyazın renk olmadığını. Evet, siyah ve beyaz peki ne işe yarar? Bunlar renklerin tonlarını açmak ve kapatmak içindir.
İsterseniz birlikte görelim. Önce beyaza beyazımızı kırmızıya karıştıralım. Ne olacağını birlikte görelim. Evet, kırmızıyı gördüğünüz gibi pembeleşti. Pembeye dönüştü. Kırmızının açığı pembedir. Hemen başka bir yerde deneyelim. Mesela mavinin içerisine de siyah karıştıralım. Gördüğünüz gibi mavinin içerisine siyah karıştırdığımız zaman da laciverte dönüşüyor arkadaşlar. Aslında gördüğünüz gibi siyah ve beyaz sadece renklerin tonunu açmak ve koyulaştırmak için kullanıyoruz. Farklı renkler meydana getiriyoruz. Evet, bugünlük de dersimiz bu kadar. Renkleri öğrendik. Siyah ve beyazın ne işe yaradığını ve renk olmadığını öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.